F600'den Ford Kargo'ya. Zaman tüneline girmeye hazır mısınız? Yolların lordunu nerede görseniz hemen tanırsınız. Ama nasıl lord olduğunu biliyor musunuz? Anlatalım. F600'den Ford Kargo'ya kadar olan bu yolda 180 binin üzerinde kamyon var. Yıllardan 1928. Vehbi Koç'un Ankara Ford bayiliğini almasıyla bir efsane başlamış oldu. 1959'da ise Otosan AŞ kuruldu. 1960 yılından itibaren tam 1840 adet F600 montajı Türk mühendisler tarafından ülkemizde yapıldı. Ford Otosan 1966 yılında önce D750 modelini üretmeye başladı. D1210 ise 12 yılın ardından üretim bandından indirildiğinde 56.124 adet üretilmişti. 18 yıl boyunca D serisinden toplam 65.969 kamyon yollarda yerini aldı. Gövdesi ve aksesuarları imal edilmiş 5 adet D750 kamyon. İçlerinden biri Türkiye'nin ilk otomobilini saklıyor. Anadolu'nun ilk prototipi D750 kasasında örtüler içinde. Tam orada. İzmir Büyük Efes Oteli. Bayi toplantısıyla birlikte gözler önüne çıkan D750. Sene 1966. 1982 yılında kurulan Ford Otosan'ın İnönü fabrikasında motor ve kamyon üretimine başlandı. Ve Ford Kargo. İlk serisi olan 1812'nin üretimi 13 yıl boyunca sürdü. Tam 26.817 adet üretim gerçekleşti. Ardından şahin bakışlı kargolar 1998-2003 yılları arasında 25.482 adet üretildi. Günümüzde Ford Kargo, çekici, inşaat ve yol serisi olmak üzere 3 ayrı segmentte üretimini sürdürüyor. Ve bugün Ford Otosan mühendislerinin her bir parçasına ayrı özen gösterdiği yeni Ford Kargo 1846T çekici huzurlarınızda. Güç, verimlilik, konfor ve dayanıklılıktan oluşan DNA'sıyla, asi bakışları ve keskin hatlarıyla Ford Kargo 1846T çekici gücünü göstermek için sabırsızlanıyor. Yolların yeni lordu geldi. Ford Kargo serisi artık daha güçlü ve güç emrinizde.